Şimdi AKP'li Gebze Belediyesi'ne ait sokak hayvanları geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezindeki katliamı konuşuyoruz. Çünkü birçok kedi ve köpek öldürülerek çöpe atıldı orada. Çöp torbalarının içinde bulundu. Hemen dönelim Muratcan'a. Sözcü Televizyonu ekibi orada. Muratcan'ın yanında konuğu olacak Sera Kadıgil. Savcı bekliyordunuz Muratcan. Geldi mi savcı? Az önce bir hareketlilik oldu. Jandarma ekipleriyle birlikte bir heyet ilerledi ama savcı mısınız diye sorduğumuzda hayır ben savcı değilim dedi o kişi. O yüzden savcının gelip gelmediğine ilişkin henüz bir bilgimiz yok. Geleceği söyleniyordu ancak şu anki hareketlilik bu noktada var. Ancak savcının kesin olarak gelmediğini teyit edebilirim. Yanımda Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil de var. Aslında hem o bugün Gebze'de savcılığa gitti hem de süreci şu an yerinde takip ediyor. Aslında aynı zamanda kendisi bir avukat olarak da hukukçu. Tüm bu detayları size sormak istiyorum. Burada yaşananlar önce nedir diye sorayım size. Burada yaşananlar tam olarak bundan biz 1-2 ay önce bir hayvanları katletmek üzere bir yasa tasarısı yaptıklarında AKP'lilerin ve MHP'lilerin yalanlarla hayır öldürmeyeceğiz, barınakları alacağız yalanlarının neden yalan olduğunun delili. Gösteremiyorsunuz arkada, keşke biz de görmeseydik arkada gördüklerimizi. Yan yana dizilmiş köpekler, hamile köpekler, engelli kediler, el kadar yavru kediler, el kadar yavru köpekler boğularak, can çekişerek can vermişler. Çünkü keratin diye bir madde var, normalde anestezisinde kullanılıyor hayvanların. Onu yüksek dozda vermişler, bunu da biliyoruz çünkü iğneleri de koymuşlar hayvanları koydukları çöp poşetinin hemen yanına zaten. Ve 47 tane köpek, 13 tane yedisi yavru kedi cesedi şu an arkada yatıyor. Bunu yapan Gebze Belediyesi. Buradaki hayvanseverlerin iddiası şu, açık açık zaten veteriner işleri müdürü olacak adam söylemiş biz kanundan doğan hakkımızı kullanıyoruz şeklinde bir ifadesi de olmuş ve bugün buraya hayvanseverler baskın yapmasaydı bugün bu 45 tanesi çöp konteyneriyle gidecekti. Yarın bir 45 tane daha aynı konteyner, aynı poşetlere konacaktı. Daha ölmemiş bile bu çocuklar. Özür dilerim gerçekten, kusuruma bakmayın, normalde amatör hareketler oluyor ama hani sanıyorum fotoğrafları, videoları herkes görmüştür, durumun ne olduğunu herkes biliyordur. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bizi dinleyen herkese, biz hiç yalan söylemedik. Bunun olacağını söylemiştik. Bunun için yaptıklarını da söylemiştik. Sokaklardan hayvanları patır patır toplayacaklarını, ondan sonra da barınağa koyuyoruz adı altında katledeceklerini söylemiştik. Yalancı dediler bize. Çocuk düşmanı dediler bize. Gerçek hayat düşmanlarının, yaşam düşmanlarının kim olduğu bugün burada belli oldu ama ağlamak yetmiyor, üzülmek yetmiyor. Yapılması gereken bir şey var. Bakın şu anda saat kaç bilmiyorum. 5 mi oldu, 6 mı oldu? Hala tek bir tane bile gözaltı yok. Hala bir kişi dahi tutuklanmış değil. Hala biz şunun hakkında bir soruşturma açtık diye açıklama yapan bir devlet yetkilimiz yok. Sayın savcı birazdan intikal edecekmiş alana, böyle bir bilgi aldık. Numune almışlar efendim arkadaki hayvanlardan ve o numuneyi şimdi Pendik'te incelemeye göndereceklermiş. Daha önce gönderdikleri incelemelerden nasıl hiçbir şey çıkmadığını biz yıllardır bu işi takip eden insanlar olarak çok iyi biliyoruz. Ve yine buradan hakikaten uyarıyoruz. Hayır, bunlara hiçbir şey olmamış. Bu bir doğal ölüm bilmem ne diye insanları yutturmaya bunu kalkarlarsa karşılarında bilsinler ki bunun peşini ölene kadar bırakmayacak milyonlarca belki insan bulacaklar. Çünkü hakikaten oradaki bir el kadar yavru kedinin hakkı şu an Recep Tayyip Erdoğan'ın boğazında asılı. Arkada yatan her yavru köpeğin günahı şu an Recep Tayyip Erdoğan'ın boğazında, Devlet Bahçeli'nin boynunda asılı. Bundan kaçamazlar. Oyunlar yaptılar. Söylememize rağmen yaptılar. AKP milletvekilleri yaptı. MHP milletvekilleri yaptı. Burada bir tane veteriner işleri müdürü yapmadı bunu. Bunlar yaptılar bunu. Ve derhal bu yasanın iptal edilmesi gerekiyor. Daha ne kadar katliam yapacaklar? Daha kaç can yakacaklar? Bu toplumun psikolojisiyle daha ne kadar oynayacaklar? Anayasa Mahkemesi'nin önünde. Meclisten belli ki hiçbir şey çıkmıyor artık. Sarayın noterine çevirdiler orayı. Anayasa Mahkemesi önünde bu kanun. İptal etmek için daha ne bekliyorsun? Kaç kedinin, kaç köpeğin ölmesini bekliyorsun mesela? Kaç canın yanmasını daha bekliyorsun? Hakikaten artık halkımızın vicdanına havale ediyorum. Halkımızın vicdanına havale ediyorum ve şunu çok iyi bilsinler. Yargı buradaki katillerden elbette hesabı soracak. Ama bu katillerin eline o iğneleri verenlerle de biz işte sandıkta halk olarak öyle bir hesaplaşacağız ki bir daha kimse belini doğrultamayacak. Hukuki süreci sormak istiyorum. Artık bu katliamın önünü açan bir yasa tasarısı 2 Ağustos'ta yürürlüğe girdi ama burada görüyoruz ki poşetlerin içinde iğneler var.
can çekişen hayvanlar var. Evet. Hukuki açıdan bunun bir karşılığı var mı? Yasa evet bunu söylüyor ama bir yanda katliam var. Şöyle zaten yasa aslında bunu da söylemiyor. Yasa uygula onu anlatmaya çalışıyorduk işte biz bütün bir süreçte. Yasa diyor ki hepsini toplayıp barınağa koyacaksın. Hangi barınağa kardeşim? Hangi barınağa ki? Lütfen gidin hala canlı olan köpeklerin de görüntülerini alın. Kendi pisliklerinin içinde yarı aç, yarı tok, ikiye kıvrılmış hasta, yaşlı barınakların hali bu. Böyle bakıyorlar bu hayvanlara ve bakmıyorlar bile işte. Hukuki kısmını soruyorsunuz ya, hukuki kısmında yapması gereken onları barınakta tutmak, onu bile yapmıyor. Vuruyor, öldürüyor, kendince işte ötenezi uyguluyor. Niye? Çünkü cezasızlık. Anlatıyoruz ya, kadınlar niye öldürülüyor, kimseye bir şey olmuyor? Cezasızlık. Çocuklar her yerde istismar ediliyor. Niye hiç kimseye bir şey olmuyor? Cezasızlık. Gencecik bir kadın polis sokak ortasında şehit edilebiliyor. Sebebi ne? Cezasızlık. Ya artık bu ülkede her şey ateş pahasıyken emin olun ki ucuz olan tek şey var, insan hayatı, hayvan hayatı, kadının hayatı. Bunlar ucuz. Saray rejimi bunun sebebi de. Ve hukuki olarak tekrar dönmek istiyorum. İlçe Tarım Müdürü. Bakın ilçe tarım müdürü işini yapacak. Bu numunelerin doğru düzgün, nekropsilerin doğru düzgün yapılmasını takip edecek. Bu işin savcısı işini doğru yapacak. Nerede, niye bir kişiyi bile gözaltına almadın? Hukuki enstrümanın var. Bu yapılan suç. Üstelik kamu görevlisinin göreviyle kullanarak işlediği bir suç. Neden hala kimseyi almıyorsun? Yani bu insanlar burada gece gündüz nöbet tutmak zorunda mı adalet yerini bulana kadar? Siz sayıları verdiniz. 47 köpekten bahsettik. Öldürülen onlarca hayvan var. Elimde az önce ulaşan bir raporda, bunu gönderilen numunelerde tüm hayvanlar köpek olarak geçmiş kayda. Aynen öyle. Burada bir, aslında burada da bir usul eksikliği var galiba. Tabii ki bilerek yapıyorlar. Kılıfını uydurmaya gayret edeceklerdir. Hatırlarsanız yasa tartışmaları esnasında kediler de kapsam dışı diye bizim uyarılarımızla aa öyleymiş deyip çıkarttılar. Şimdi kedinin burada olmaması gerektiği için de dediğiniz gibi tutanağın tamamını köpek diye tutmuşlar. Ani ölüm olarak yazmışlar. Yanlarına da aniden ölmüş bu hayvanlar. Oysa ki bu olay ortaya çıkmadan hayvanseverler gelip bunlara sorduğunda bu civardan hala her gün 45 tane köpek toplanıyor. Nerede bu hayvanlar diye sorulduğunda utanmadan sahiplendiriyoruz diyorlar. Yani Gebze Belediyesi'nin organize bir katliamı bu. Sakın ola sakın o Gebze Belediye Başkanı olacak herif de yarın öbür gün çıkıp ay ben bilmiyordum veteriner işleri müdürü yapmış, ay ben bilmiyordum onun yanında bir tane ruh hastası çalışan varmış demesinler. Gerçekten bizim zekamızla alay etmesinler. Gebze Belediyesi verecek bunun hesabını. Belediye Başkanı'nın bir paylaşımı vardı. Onu da sizlere bir siyasetçi olarak sormak isterim. Bir gün önce bu barınaktan fotoğraflar paylaşarak sahiplendirelim, mutlu yaşatalım minvalinde bir paylaşım yaptı. Gebze Belediyesi olarak biz en donanımlı barınaklara sahibiz dedi. Ama bugün geldiğimiz noktada bir gün geçmeden bir katliamla karşı karşıyayız. Bunu da merak ediyorum. Nasıl bir siyasi açıklaması vardır bunun? Onun attığı o post işte bu ülkede hayvanlara genel olarak yerel yönetimler, dahil yönetimlerin yaklaşımıdır ve Allah'tan korkuldan utan derim ya artık siyasetçi olarak dediniz de. Sen o postu hiç utanmadan iki tık fazla alacağım, iki like fazla alacağım diye paylaşılırken burada senin emrin ve talimatın altında 45 tane köpek uyuşturucu iğneyle uyuşturulmuş ve çöp poşetleri içine hayatına son vermek üzere konulmuştu. Hani Allah'tan korkuldan utan demek istiyorum gerçekten. Bir güvenlik önlemi de söz konusu. Görüyoruz burada bu veteriner hekimlerin bulunduğu nokta adeta bir güvenlik çemberine alınmış. Jandarma, özel güvenlik el ele zabıtalarla birlikte şu an hiçbir açıklama da yok aslında. Siz denediniz mi girmeyi içeri? Bir cevap aldınız mı bir milletvekili olarak? Bunu anlatmaya çalışıyorum işte. İçeride cevap alabileceğiniz biri de zaten yok ki. Ve bu insanlar niye burada bakın? Bu işin de üstünün kapatılacağını, daha önce üstü kapatılan işlerden adları gibi bildikleri için buradalar şu an. Ve bunun aksine herhangi bir delalet göremiyoruz biz şu anda. Biz deminden beri söylüyorum ne bir gözaltı var, ne bir tutuklama var, ne insanları tatmin edecek bir yetkiliden bir açıklama var, ne Büyükşehir Belediye Başkanı olacak efendi geldi herhangi bir sakinleştirici bir şey söyledi. Gebze Belediye Başkanı'nın zaten yüzü yok. Şuraya girecek zaten gözü yemez şu anda buraya girmeye, açık konuşmam gerekirse. Öyle bir dünya yok ama bu insanların da bir beklentisi var. Beklentisi de bu siyasetçilerden değil, beklentisi devletin ilgili kurumlarından, Gebze Başsavcılığından beklentileri var. Beklentileri var ve bu beklentilerin karşılanması için burada bekliyoruz. Ve bu çok da net bir beklenti. Bir açıklama yapsınlar. Bu katillerin görevden alındığını, haklarında soruşturma açıldığını açıklasınlar. Savcılık desin ki ben tespit ettim. Şunu 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 güvenlik kameralarına baktırdım. Şunlar hakkında gözaltı kararı verdim. Sakin olun yurttaşlar, bu işin artık garantisi Türk yargısıdır diyebilecek bir yargımız olsa hiç kimse meraklı değil burada beklemeye.
Aslında bunun önü sizin de belirttiğiniz gibi 2 Ağustos'ta o artık resmi gazetede yayınlandıktan sonra tırnak içinde katliam yasası diyebileceğimiz yasa, burada katliamın yaşandığını bir kez daha gördük. Peki şunu sorayım, Anayasa Mahkemesi'nin önünde dediniz, orayı da açmak isterim, o da önemli bir detay. Anayasa Mahkemesi bu tip delilleri dikkate alacak mıdır sizce? Anayasa Mahkemesi bu tip delillerden zaten o kadar çok var ki. Hani Google'a, X, girin herhangi bir arama motoruna belediye hayvan katliamı yazın. Yani bu örnek sadece şu anda güncel ve lanet olsun ki haklılığımızı tüm kamuoyuna bir kez daha söyleyen bir örnek. Keşke olmasaydı, keşke haklı çıkmasaydık ama... Anayasa Mahkemesi'ndeki bütün üyelerin ve başkanın hakikaten vicdanla seslenmek zorundayız. Çünkü siyasilerden, siyasi iradeden, mevcut iktidardan herhangi bir şey beklemek artık bu ortamda iyimserliğin ötesinde ahmaklıktır diye düşünüyoruz. Yine güveniyorsak Yüksek Mahkeme'ye güveniyoruz. Hazırınız, sağlık efendim. Evet, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil ile katliamın yaşandığı noktadaydık. Tarkan Buharalı'nın görüntüleriyle izlediniz. Bizim burada haber nöbetimiz devam ediyor. Özellikle... Çok özür dilerim. Özellikle savcılıktan bir açıklama geldiği anda, savcının buraya gelmesini bekliyoruz çünkü. Savcılıktan bir açıklama geldiği anda, olayla ilgili yeni bir gelişme olduğu anda yine bağlanarak sizlere aktaracağız diyerek sözü yeniden size, merkeze bırakalım. Evet.